Nasıl, beğendiniz mi? Biraz renkleri bana, ben daha açık böyle beyaz, evet, ferah, evet, seviyorum. Hı hı. Şimdi yastıklar sarı, o, evet, yeşil, o kahverengi, perdeler kırmızı. Evet. Arkada pembe puf. Evet. Ben çok renkli bir insanım o yüzden. Anladım. İç dünyanı dışarı yansıttın. Evet, iç dünyanı dışarıya yansıttın. Oturabiliyor muyuz? Tabii ki, tabii ki, buyurun. Kadir, ezildi olduğun için oturabiliyorsun. Bunu da unutma. Anladım. Vallahi pantolonun bak, yıkanmış, ütülenmiş ve bende de şöyle bir adet vardır. Mesela bu pantolon bugün senin evinde giydim ya, bir daha götürüp asla dolaba atmam, o makineye atılır. Ay, çok güzel. Hani öyle aman şey, üstüne bir şey dökülmedi, bir daha giyerim öyle bir şey asla bende yoktur. Aynen. Temiz, yıkanmış, ütülenmiş. Tamam, zaten Kadir ezildesiniz. Allah razı olsun. Peki seni kim götürdü hastaneye? Aslında ben lisede çok, gerçeğini söylemek isterse, dağınık bir insandım. Liseden sonra ben de böyle takıntı başladı. Ondan sonra ben de böyle evi temizleye böyle baktım, çok ileriye gitmeye başladı artık. Zaten o ipin ucu bir anda, evet, yavaş 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 kaçıyor. Aynen. Yani 2013 yılında da doktora gittim, psikiyatriste gittim. OKB teşhisi konuldu, temizlik hastalığı. Bir ben gidip o teşhisi koydurtmadım kendime. Beni de çok götürmek istediler, evet, ama bende şöyle bir psikoloji var, hala devam ediyor. Sanki doktora gittiğimde bana bir ilaç verdiğinde ben o ilacı içtikten sonra bir anda yıllardır o temizlediğim her yer batacak, ben pasaklı biriymişim gibi olacağım ve bütün emeğim bir anda uçacakmış gibi hissediyorum. O psikolojiyi yenemediğim için gitmedim yani, de doktora yani hiç. O şekilde de oluyor. Ben oluyor mu? Oluyor. Ben salıyor musun ilaçtan sonra? Yani bazen mesela akşam yatmadan kesinlikle evi temizlemek zorunda hissediyorum kendimi. Ama ilacı kullandıktan sonra akşam yatarken böyle çok şey yapmak zorunda kalmıyorum. Ama işte çocuğun da var evde, ona, evet, da vakit çocuğum, ayırman gerekiyor. Evet. Şimdi eşim burada, bizim çok böyle yarışmacımız vardı daha öncesinde. Eşlerin en büyük şikayeti, ya ben karımın yüzünü göremiyorum. Evet. Ben işten gelmişim, ben burada oturuyorum, o saatlerce bulaşık yıkıyor, evet, mutfakta. Ve bu yüzden boşananlar var. Aa, yok, biz çok iyiyiz. Hı. O beni artık anladığı için... Ha, sana tepki göstermiyor yani, anlayış... Tepki göstermiyor. Bak, bu çok güzel, ama bir şey çok işte. Çok anlayışlı bir insan. Peki ev işinde yardım ediyor mu? Eder, ama onun arkasından tekrardan ben yaparım. Peki uç nokta nedir sende? Yani böyle yani, inanılmayacak derecede var mı bir takıntın, bir şeyin? Takıntım camlar var. Cam silmekten hiç hoşlanmıyorum. Yani kendim silmiyorum, bayan tutuyorum. Peki şimdi beş hanım evine gelecek. Evet. Artık saçları açıkta olan hayır, var. Hayır, bone takacaklar. Nasıl mutfağına bone takacaklar? Mutfağına girerken bone takacaklar. Belki kabul etmeyecek, kadın diyecek ki ben 80 yılda bir televizyona çıkmışım, senin yüzünden kafama boneyle hayır, mi geleceğim evde? O zaman evde? Mutfağına giremezler. Çünkü ben orada yemek yapacağım. Hadi kıl, saç kılı veya başka bir şey dökülürse yemeğin içinde saçınız. Yani aslında açıkçası ben mutfağıma kendimden başka kimsenin girmesinden hoşlanmıyorum. Anladım. Orayı kendine bir, evet, dünya kendim, yaptın. Aynen. Peki. Ama en çok sevdiğim... En çok sevdiğin? En çok sevdiğim onlar gittikten sonra temizlik yapmak. İlk girdiğim evin kokusu benim için çok önemli. Fresh kokmalı, temizlik kokmalı. Deterjan kokusuna karşı böyle çok pozitif yanlarım var benim. Evi gezelim, evin bir detaylarına bakmak tabii, istiyorum. Şimdi temiz olduğunu söyledin, okey, amenna. Biraz da biz detaylara bakalım. Ya en köşesinden çıkarttınız siz. En köşe benim işim. O benim işim. OKB teşhisim yoktur ama. Kadir, ben şu an resmen şoktayım. Çünkü Sevgi Hanım bana ben havayı bile süpürüyorum demişti. Evet, havayı bile süpürüyorum, havayı ama onun şu arkasına anda Sevgi süpürmeyi unutmuşum. Aa, şok üstüne şok vallahi. Ben de şoktayım. Şu an bunu beklemezdim şahsen. Tamam, onu sadece onda vardı. Emin misin? Evet. Bak, başka bir yerde daha bulursun. Hayır, bulamazsınız. O kadar eminim. O kadar eminsin. Evet, o kadar eminim. Peki. Sevgi. Efendim. Sen bu camları o kadına mı sildirttirdin? Evet. Kaç para verdin Sevgi? 120. Gözün kör olmasın, boşa gitme. Ama sadece cam için gelmiş. Cama baksana. Tamam, biraz buğulu. İçinden mi, o öyle cam mı? Sevgi, o camı nasıl sildi o kadın? Aa, çok güzel silmiş. 120 lirayı boşa vermiş. Dur, oraya geçmem lazım. Evet, bakın buğulu buğulu ve bu beni çıldırtıyor. E çıldırtıyor da sen buna, sen yarışmaya katılacaksın. Bu cam nasıl böyle olabilir? Bunu bilerek bıraktım ki benim cam temizliğimi görün diye. Şu an cam temizliği göremiyorum, şaşkınlığım o yüzden. İşte pis bıraktım ki bak, ben temizlediğimi görün diye. Kız Sevgi, plastik doğraması. Evet. Bilemedim, biraz şok etti beni cam. Sadece yani cam bu şok etmişti. Anlatıma, bu görsel pek uymadı.
Evet, salonda biraz üzücü şeyler görsek de şu mutfağı çok merak ediyorum. Ayrı bir dünyaymış. Bakalım mutfakta neler bulacağız? En azından o kadar çok şey bulamadı. Evet, o meşhur mutfak. Bu nevizi takalım lütfen. Dur, yavaş. Kız bak senin için ne hale geldim. Kendimi de göremiyorum. Allah bilir apakurya maskarasına döndüm. Yok, çok yakışıklı oldunuz Kadir Bey. Buyurun. Peki. Sevgi Hanım'ın bembeyaz mutfağı ilk bakışta derli toplu ve temiz görünüyor. Yarışmacımız ikram etmek için hazırladığı pastayı böreği bile sarıp sarmalayıp saklıyor. Ancak mutfak dolaplarındaki çok sayıda kapkacak dağınık bir görüntü oluşturuyor. Tezgah üzerindeki tütsü kalıntıları ise Sevgi Hanım'ın titizliğiyle pek yakışmıyor. Bakalım Kadir bu mutfakta hangi detaylara takılıyor? Burası da mutfağım. Evet. O dantelaları da sermiş mutfağına. Çok sevdim. Çok renkli bir kişiliğim vardı. Fırını ben kullanmıyorum. Çünkü bu binaya ait olduğu için. Yönetici mi gelip temizliyor? Hayır. Onu kullanmıyorum zaten Kadir Bey. Boşuna çıkartmıyorum. Peki bu seni rahatsız etmiyor mu yani evin içinde olan bir şey? Onu gözüm görmüyor. Yani gözümün görmediği şeyler beni rahatsız etmiyor açıkçası. Gözünün görmediği şeyler seni rahatsız etmiyor açıkçası. Evet. İnan olsun beni de gözümün görmediği şeyler daha çok çekiyor. Bakıyorum. Şöyle buzdolabını açmak istiyorum. Tabii buyurun. Evet, buzdolabının içine de benim gibi örtü sermiş. Evet. Çünkü camları iz yapıyor, leke yapıyor. Evet, o yüzden. Buzdolabı kime ait? Bana ait, unutmuşum silmeyi. Ya bakın, bu kadarcıktan inanın bir şey olmaz ya. Kız sen iyi misin? Evet. Sen bana bu anlattıklarını sakın gelenlere anlatma. Anlatmıyorum zaten. Anlatma çünkü anlatırsan diyecekler ki bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Daha büyük bir şey bulamazsınız. Daha büyük ne olsun? Köpek mi pissesin evin ortasına? Ne ki daha büyük bir şey bulamadım. Ama bakın bu ayrıntı. Ama bir şey diyeceğim. Zaten önemli olan ayrıntı değil midir? Bekarlığından kalma herhalde bu da senin. Hayır, eşimin dedesini. Sen bilirsin bak ha. Bilirim. Senin çocuğunun, çocukluğunun Walkman'i bu. Kız gözün şişmiyor senin. Bu yağdanlıklar ne? Neyi? Üstleri. Esnaf lokantasının yağdanlıkları gibi olmuş. Yok sadece şey. Kız şuna baksana. Onları atacağım ondandır. Anladım. Çünkü eve yeni eşya almayı çok seviyorum. Bak iftira falan atmıyorum sen de bak. Sonra yarışmacıyı doldurma bana karşı. Ama yani ben onları bilerek bıraktım ki yani biraz evde pis şeyler görün diye. Anladım. Bize malzeme çıksın diye. Okey, okey. Peki. Banyoya gitmek istiyorum. Tabii. Hazır mısın? Banyoda öyle bir yere bakacağım ki. Ay çok heyecanlandım. Öyle bir yere bakacağım ki o kebe teşhisi belki de iptal olacak. Heyete giriyor musun bunun sürekli gitmesi için şey sağlık raporu gibi bir şey mi bu? Bir kere teşhis koyuyorlar ömür boyu gidiyor mu bu? Kadın hastanede mi yatıyor sanki Kadir? Yani ilacını kullanıyorum sadece. Anladım. Gel sen o kutuların ismini bana da ver. Gel. Gel ben o ilaçlara bir bakayım. Evimizin banyosu da salon gibi rengarenk. Yeşil, sarı, beyaz, pembe ve kırmızı bir arada. Ancak pasta armatürler, lekeli ayna, ardiye haline getirilmiş duşa kabin ve toz halindeki eşyalar yakışmıyor bu banyoya. Anlaşılan Sevgi Hanım'ın temizlik iddiası burada da boş çıkacak. Bakalım Kadir banyonun bu manzarasına ne yorum yapacak? Evet. Banyoma hoş geldiniz. Banyo gayet şık. Çiçek dekorasyonları, süsler, fayansların şeyi de, rengi de çok güzel. Ben burayı temizlemeyi unutmuşum. Biraz unutkansınız sanırım. Evet, unutuyorum. Çok üzgünüm gerçekten. Günde kaç saat uyuyorsunuz hanımefendi? Aslında ben çok uyuyan biri değilim. Ama ilaçları kullandıktan sonra... İlaçtan sonra bir uyku bastırıyor ki Kadir sorma gitsin. Uyuyan güzel. Evet. Aa, duşakabinde böcek gördüm. Olabilir. Binayı böcek bastı. Bir şey diyeceğim. Sen oradan geç bakayım bu tarafa. Kimsin
Giyintiler olarak kullanıyorum. Nerede yıkanıyorsunuz? Ebeveyn banyomuz var, yatak odamızda. Misafir geldiğinde? Misafir geldiğinde burayı boşaltıyorum. Nasıl yani? Evet. Şok etkisiyim şu anda. Kova, sandalye, merdiven. Ya ama biliyor musunuz, gözüm görmüyor ya, rahat oluyorum. Onlar mesela, onların kalabalığı dışarıda olunca göz görmeyince gönül katlanıyor diyorsun. Çok anlıyorum. Çok rahatsız oluyor. Banyoda da şok etkisiyim şu anda. O görüntü beni dehşete düşürdü. Peki, teşhisiyle çelişen Sevgi Hanım'ın birazdan misafirleri ağırlamasını merak ediyorum. Acaba onlar benim kadar detaya bakacak, şunu takayım da. Bunu yıkasamamaz mı? Yok, onu biz bir sonra beraber yıkayacağız. Kapat bunun üstünde. Bakalım, yarışmacılar da temizim titizim diyorlar ama benim kadar detayı biliyorlar mı? İnecekler mi detaylara? Bu da önemli bizim için. Kalk, kalk. Aa evet, kalk. Aa. Evet, Sevgi Hanım misafirleri ağırlıyor. Ben de salona geçiyorum. Ve Kadir Ezildi ile En Amarat benim de Sevgi Hanım'ın gününde başlıyoruz. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.